Sarı Selim olarak anılan 2. Selimli oğlu 3. Murat 1546 yılında doğar. Annesi Nurbanu Sultan, Hürrem Sultan'ın gelinidir. 3. Murat ilk eğitimini Manisa Sarayı'nda alır. Tecrübe kazanması için küçük yaşta Aydın Sancakbeyliğine tayin olur. Babası Selim Kütahya valisi olunca Murat Saruhan Sancakbey'i olur ve padişahlığına değin burada idarecilik yapar. Yetenekli, dindar ve iyi eğitim görmüş kimse olarak tarihe geçen Şehzade Murat tahtın tek varisidir. Babasının vefatı üzerine 1574 yılında tahta geçer. İlk icraat olarak Kabe'nin duvarlarını tamir ettirir. Saltanatının ilk yıllarında Kanuni döneminden beri devlet yönetiminde bulunan Sokullu Mehmet Paşa'ya karşı olan grubun etkisiyle hareket ettiği görülür. 3. Murat dönemi içerisinde doğuda Safavilerle, batıda Avusturyalılarla ve Akdeniz'de İspanyol ve Portekizlere karşı mücadele edilir. Osmanlı'yı doğuda en geniş sınırlara ulaştıran Ferhat Paşa Antlaşması 3. Murat döneminde imzalanır. Batıda Avusturya üzerine sefer emri veren padişah bu cephede başarılı olmaz ve bazı kaleleri kaybeder. Akdeniz'de ise Fas'a verdiği destek sonucu Portekizlilere karşı büyük bir zafer elde eder. Böylelikle Fas üzerindeki Osmanlı etkisi artar. 3. Murat sadece Kuzey Afrika'nın uzak kıyılarında değil, aynı zamanda iç kesimlerinde de nüfus tesis eder. 3. Murat'ın bıraktığı en önemli eser bugün Manisa'da yer alan Muradiye Külliyesi'dir. Planları Mimar Sinan tarafından hazırlanan külliye, cami, medrese, imaret, han ve taphaneden oluşur. Şiire ve edebiyata ilgi duyan padişah pek çok şiir kaleme alır. Osmanlıca dışında Farsça şiirler de kaleme alan sultan, şiirlerini divanda toplar. Eserlerinde Allah aşkı, ahiret, peygamber ve tasavvufi konuların ön planda olduğu görülür. Böbrek ve mide rahatsızlığı bulunan 3. Murat, 1595 yılında aniden vefat eder. Padişahın naaşı Ayasofya Hazinesi'ne defnedilir.